Şirket sıralaması listesi yayınlandı. Bu listenin içerisinde en büyük şirket Tüpraş. Bakalım listenin diğer detaylarında neler varmiş. Büyük firmaların bilhassa... Kapital 500 araştırmasında farklı kategorilerde ilk 3'e giren şirketlere ödülleri Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından takdim edildi. Kapital 500'e göre Türkiye'nin en büyük şirketi Tüpraş oldu. Tüpraş'ın ödülünü şirketin genel müdürü Yavuz Erkut alırken, bu kategoride ikinci olan OMV Petrol Ofisi'nin ödülü, şirketin strateji ve kurumsal iletişim direktörü Coşkun Duru'ya, üçüncü olan Türk Hava Yolları'nın ödülü ise THY Genel Müdürü Temel Kotil'e verildi. Araştırmada istihdamını en çok artıran şirketler sırasıyla İstanbul Altın Rafinerisi, İstanbul Deniz Otobüsleri ve CVS Makine oldu. En çok istihdam sağlayan şirket Türk Telekom olurken bu şirketi Arçelik ve TAV Havalimanları izledi. İhracatını en çok artıran şirketler kategorisinde Koluman Motorlu Araçlar ilk sırada yer alırken Telpa ikinci, Kipaş Mensucatsa üçüncü oldu. En çok ihracat yapan şirketlerin ilk 3 sıralaması Tüpraş, Arçelik ve Ford Otosan olarak gerçekleşti. Namet Gıda karını en çok artıran şirket olurken bunu Borusan Lojistik ile Borusan Otomotiv takip etti. En çok kar eden şirketler ise sırasıyla Türk Telekom, Turkcell ve Enka İnşaat oldu. Cirosunu en çok artıran şirketler kategorisinde Sanko Enerji ilk sırada yer alırken bu şirketi Onsa Mücevherat ve Dumankaya İnşaat izledi. Kapital 500 araştırması kapsamında onur ödülü ise bu yıl Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı'ya takdim edildi. Durum böyle, araştırmanın sonuçları. Evet, yani bu araştırmalar tabii eskiden çok önemliydi de yani bunların bu kadar önemi kaldı mı açıkçası çok emin değilim açıkçası. Çünkü ISO 500 şeyi bir önceki yılın şirketlerin en doğru şeyini veriyor. Üretimden satışlar fotoğrafını veriyor. Bir başka şey daha var tabii, şirketler halka açıkta açıldıkça biz bilançolarını çok taze taze görüyoruz. Yani yıl bitmeden 9 aylık, yıl biter bitmez 1-2 ay sonra yıllık bilançolar geliyor ve halka açık şirketler arasında da bu sıralamalar çok fazla yapılıyor. İkincisi, ekonomideki büyüklükleri ifade etmesi açısından hiç şüphesiz Tüpraş vesaire, Türk Hava Yolu, bu rakamlar yerli yerine oturan sıralamalardır. Ama ne bileyim, mesela işte 100 istihdamı 100 kişi olan bir şirket 500'e çıktı mı istihdamını %400 arttırdığı gerekçesiyle sıralamada bir numaraya çıkabilir ama ekonomideki önemi, yeri açısından baktığınız zaman çok kişi çalıştıran çok, bir şirket. %10'la ondan çok daha fazla istihdam yaratmış olabilir. Hepsi şirketleri onere etmek için iyi şeyler. Yani dünyanın her yerinde yapılıyor bu. Türkiye'de de yapılıyor. Hani istihdamı en çok arttıran, oransal olarak en çok istihdam eden, en çok ihracat yapan, en çok katma değer üreten, en çok kar eden, en çok sermaye karlılığı sağlayan. O iyi bir gösterge mi? Ya şüphesiz hepsi bir gösterge ama aynı zamanda bu şeylerde faaliyet gösteren şirketlerin yöneticilerini ve patronlarını da onere eden şeyler. O yüzden sakıncası yok ama gerçek fotoğrafı görmek ISO 500 bence gerçek bir fotoğraftır. Çok teşekkür ediyoruz Yavuz Semerci bu değerlendirmeler ve yorumlar için. Borsa İstanbul'a baktığımızda 79 bin puanın üzerine geldik. Bir kez daha 200 günlük hareketli ortalamayı test ediyor. %0.76 yukarıdayız. Bakalım bugünkü kapanış itibariyle bu seviyenin üzerine kalmayı başaracak mı Borsa İstanbul? Dünkü geri çekilmeyle ilk gün için denemesini başarıyla sonuçlandıramamıştı. Kısa bir ara, sonrasında piyasa masasıyla karşınızdayız.